Maçın ilk 45 dakikasında çok önemli pozisyonlar yarattık. Daha maçın birinci dakikası Mendoza vuruşu yapsa ve kaleci Muslera'yı ilk 45 dakikada tebrik etmek gerekiyor. Yani 3-4 tane çıkardığı, karşı karşıya çıkardığı net pozisyon var. İkinci yarı evet 1-0 ve 2-0. Tabii ondan sonra 2-0 yapan Türkiye Ligi'nde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin futbol olarak, takım olarak üstünlüğü istatistiklerde ortada. O 2-0'dan sonra oyunu oynamak çok zor. Futbolcularım adına şunu söyleyebilirim. İyi mücadele ettik. Gole kadar oyun anlamında, pozisyon anlamında, hücuma çıkış anlamında, sıcak temas anlamında alkışı hak eden bir takım ortaya koyduk. Evet, maçın son bölümlerinde de Galatasaray üstünlüğü ele aldı. Artık oraları fazla kritik yapmak istemiyorum. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak lazım. Görüyorsunuz, Anadolu takımı olarak takımını destekleyen, stadyuma gelene kadar bütün yollarda takımının formasını giymiş ve maç öncesi de çok iyi atmosfer yaratmış bir Adana Demirspor taraftarı gördük. Galatasaray bundan sonra başarılar diliyorum. Buyurun Adana. Maç olmadı da. Şimdi ikincisinden başlayayım. Birincisi, ikinci sorudan geldim. İki günde bir maça çıktım. Yeni bir takım oluşumu, giden oyuncular, gelen oyuncular. Biz antrenman yapmadan 5 tane maça çıktım. Ter idmanı, maç. Bugün normal idman yapıyorum. Ter idmanı tekrar maç, o sıkışık programda. Daha sonra yeni gelen oyuncularla birlikte sıfır zamanım var. Bu takım 12 haftalık bir takım arkadaşlar. Galatasaray takımı sezon başı kamp yapmış. Geçen senenin şampiyonu. Birbirini tanıyan 13-14 oyuncusu var. Yeni gelenler. Adana Demirspor takımı 12 haftada maça çıkıyor. Yapıyorsun. Birbirini tanıyan, tanımaya çalışan oyuncu grupları. 9 tane oyuncu gelmiş. Hepsi farklı yerde. Yani geçtiğimiz 2-3 sezonun takımı yok burada. Bunu birleştirip, şimdi hepimize ben soruyorum. Hepimize. İlk 45 dakikalık takım ne? Ben soruyorum. Adana Demirspor takımı. Hepsi tuttu. Gole yemeyecektik. İki gole var. İkinci de kalite. Kalitesini gördüm. Çizgiye yakın bir yer. Dolayısıyla ligde bütün istatistik eden bir takım maçı içinde geçerli. Böyle bir takıma karşı oynuyorsun. İlk devre yakaladığın net pozisyonlar var. Taraf tarafından çıkar. Futbol bazen moral, fiziksel kondisyonun önüne geçer. Ne oldu? 2-0'dan sonra Galatasaray ne kadar rahatladı. Ama 0-0'lık bölümlerde tak yaptığımız bölümlerde güzel telleri çektim. Diğer soru buradaysa konuşmamız çok zaman geçti. Ya ben konuşmuyorum. Ben niye konuşuyorum? Ben diyorum ki tamam Yusuf Sarı ile Emre hem ülke futboluna adına hem de Adana Demirspor adına çok önemli oyuncular. Bak demiyoruz ki oyuncu yoktu, bu oyuncu yoktu falan. Biz elimizde bir kadro var. O kadrodan oyun planlamasını ligin liderine karşı oynuyorsunuz. En iyi şekilde yaptık. İzleyenler de yani gol bölümüne kadar, gol yediğimiz dakikaya kadar da 1-0'dan sonra da ataklar var. Dolayısıyla futbol bir oyun. Alkışlayacaksın. Bu oyunculara da Adana Demirspor'lu oyunculara da sahip çıkacaksın. Müthiş bir özveri, bir oluşum.
Kız açık gelmiyorum bir kulübün teknik kulüpler hem ekonomik anlamda hem de teknik ve idari anlamda zorluklar yaşayabilir. Önemli olan ve sahip çıkmak her şartta o mücadeleyi tamamlamaktır. Bunu yapıyoruz. Evet. Ama onu da söylemiyorum. O büyük bir dezavantaj arkadaşlar. Ne demek ki? Sakatlanması şimdi gemi. Galatasaray'dan iki tane önemli oyuncu çık Icardi Galatasaray'dan. Hepinize soruyorum. Çık Icardi. Bu yerinde konuşmuyor. Mertens'e çıkın. Çıkın bakalım iki oyuncu. Biz oynamaya çalışıyoruz. Biz taraftarımıza iyi şeyler vermeye çalışıyoruz. Şanssızlıklar da yaşadık ama en azından mücadele ortaya koyduk. Ben oyuncularımı